Kolesterol olmadan hiçbir canlı olmaz. Kolesterol kalp krizi yapmaz. Bu büyük bir yalandır. Büyük bir dolandır. Kolesterol kalp krizi yapmaz. Tamam, peki zeytinyağı dediğimizde aslında çok sağlıklı bir kaynaktan bahsederken sıkım yöntemine göre de tercih edilir ya da edilmez tabii ki hale geliyor değil mi? Sıkım hazırlanış şekli ve de kullanış şekli çok önemlidir. Yalnız doymuş yağlar, yani tereyağı veya hayvansal kuyruk yağı, hayvanların yağları ve de zeytinyağını da buna katabiliriz, fındık yağını da katabiliriz. Isıl işleme çok dayanıklıdırlar. Çabucak bozulup trans yağ meydana gelmez. Onun için sağlıklıdırlar. Ve mesela zeytinyağı 250 dereceye kadar rahatlıkla ısınabilir bozulmadan. Bol zeytinyağı diyorum. O vücuda girecek. Çünkü hücrelerimizin ihtiyacı olan bütün o 30 türlü yağ asidi içinde var. Peki zeytinyağıyla kızartma yapabilir miyiz? Zeytinyağıyla kızartma yapamazsınız efendim. Kızartmanın ısısı olmaz. Evet. Çünkü kızartma zeytinyağını da trans yağ çeviriyor. Oleik asit, elaidik asit. Oleik asit zeytinyağıdır. Kızartma olduğu zaman sert şey yapar, elaidik asit olur. İşte o tehlikelidir. Vücut elaidik asiti kullanamaz. Hocam vücutta nasıl bir etkisi oluyor? O trans yağ vücuda girdiğinde nasıl bir süreç başlamış oluyor? Şimdi vücudumuzda hücrelerimiz var. Ve hücrelerin her hücrenin etrafında zar vardır. Hücre zarı deriz. Ve bu hücre zarları iki katmanlıdır. İki katmanların arasında da her türlü yağ vardır. Ve hücrelerimiz, geçenlerde de söyledim, bu dalgalar gibi böyle dalgalanır. Trans yağlar doğal olmadığı için hücrelerin zarının içine girer ve sağlıklı yağların oraya yerleşmesine mani olur. Bütün hücrelerimiz katılaşır, sertleşir. Anladım. Yavaş yavaş sertleşen hücreler ne olur? Hücre zarları sertleşir, pardon. Hücre zarları sertleşince ne olur? İşlevini göremez, içeriye oksijen girip çıkamaz, gıda maddeleri girip çıkamaz vesaire vesaire derken vücutta kronik inflamasyon başlar. Zaten bütün hastalıkların temelinde, otoimmün hastalıkların temelinde, bütün kronik dejeneratif dediğimiz hastalıkların temelinde trans yağların kronik inflamasyonu başlattığı senelerden beri biliniyor. Yeni bir şey değil. Peki zeytinyağının ısıya dayanıklı olduğundan bahsettiniz ya. Şimdi raflarda son yıllarda sıkça gördüğüm ürünlerden bir tanesi bu sade yağ. Yani tereyağını siz çok öneriyorsunuz zaten. Ama tereyağının da daha ısıya dayanıklı hali olarak raflarda yerini aldı. Ne düşünüyorsunuz? Hayır, olabilir tabii ki. Tereyağı da çok kolay kolay bozulmaz. Tabii ki bozulmaz. Tereyağı, işte Trabzon yağı, Urfa yağları çok önemli. Peki hocam, bu omega 3, omega 6 dengesinden bahsetmek istiyorum, bir öğrenmek istiyorum sizden. Öncesinde isterseniz bu işte balıktan alındığını biliyoruz omega balık yağının. Yağ, balık, balık yağı. Vücuttaki faydası ne? Oradan bir başlayalım, siz omega 3, omega 6 dengesine doğru da devam edersiniz. Omega 3 ve omega 6 da yine demin söylediğim hücre zarlarının yapısında var. Hücre zarlarının temel elementleridir. Ama insan vücudunda o omega 3 ve omega 6 yağlarının oranı dengeli olması lazımdır. Yani 1'e 4'tür normal olarak. Yani 1 omega 3 ise 4 omega 6'dır. Bu demek, omega 3 demek çoklu doymamış yağdır. 3 tane çift bağ vardır. Kırılganlığı çoktur. Omega 6'nın da 6 tane vardır. İşte o çift bağlar hassas bünyelerde veya ısıl gördüğü zaman, kızartmaya girdiği zaman çift bağlarda trans yağlar meydana gelir. Onun için doğal olarak omega 3 balık yağında çok işlem görmemiş olarak vücuda girmesi lazımdır. İşte balık yiyin, balık yiyin, balık yiyin diye her zaman söylerler ya, bu sebeptendir. Hocam peki kapsüller halinde de satılıyor. Bunları alırken neye dikkat etmek lazım? İnsan vücudu omega 3'ü üretemiyor. Şey olarak yani bizim organizmamızda omega 3'ü, omega 6'yı üretemiyoruz. Ve de gıdalarla almak mecburiyetindeyiz. Gıdalarla da yeterli alamadığımız zaman da kapsüllerle alabiliriz. Yalnız kapsüllerin çok çeşidi çıktı şimdi.
işte ben omega 3'leri anlatmaya kalkınca kimse omega 3'ünden haberi bile yoktu. Ama şimdi herkes çok bilinçlendi. Bir sefer aşırı bilinçlendi. Firmalar tabii daha çok bilinçlendi. Omega 3'leri piyasaya sürmeye kalktılar. Soğuk sıkım olacak. İçinde hiç katkı maddesi olmayacak. Ona dikkat edileceğiz. Kapsüllerde.